Kobani Kupas davası tek adam rejiminin ve onun faşist diktatörlüğünün aslında uzun yıllardır kendi gücünü konsolide etmeye çalıştığı bir noktada ortaya çıkan halkın ve Kürt halkının en temel öz direniş hakkının karşılığında koyulan bir davaydı aslında. Kendisine çıkan seslerin öz yönetim direnişleri süreciyle birlikte başlayan, Kobani direnişiyle birlikte başlayan süreçte aslında kendine karşıt güçleri bastırmak için eline gelen her türlü zoru, her türlü acımasızlığı yapabileceğini gösterdiği en temel davalardan biri olmuştu. Bundan sonraki süreçte de belli ki iktidar kendi gücünü konsolide etmek adına, karşı sesleri, her türlü karşı sesi bastırmak adına yine benzer bir şiddet sistematiğini, sopa ve korkutma pratiğini devam ettirecekti. Milyonlarca oyla seçilmiş temsilciler, milletvekilleri, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız çok ağır cezalar almış durumda. Bugün gerek Rojava'da, gerek Türkiye'de, gerek Kuzey Kürdistan'da ellerinden gelen her türlü baskıyı arttırmış durumdalar. Bundan sonraki süreçte Kürdistan halkının bütün baskıları baskı altında tutmaya çalışacakları bir süreç olacaktır. Ellerinden, çünkü üretemedikleri bir noktada, sistemi krize soktukları bir noktada sadece Kürtlerin kendi temsil hakkını, özgürlük hakkını elinden alarak kendi kitlelerini oyalama sürecine giden bir iktidar var. Yani Kürt halkının aslında hiç korkmadan daha fazla o kenetlenmenin devamını getirmemiz lazım. Sokakta bunu daha fazla dile getirmemiz lazım. İnsanlar zaten buna tepki veriyor. Herkes neyin ne olduğunun farkında. Aslında kurumlar, devrimci güçler, kendini devrimci diyen insanların buna öncülük etmesi gerekiyor. Buna bir hukuksuzluktur deyip geçirebileceğimiz bir mesele değildir. Ortadaki sömürge hukukunu görmezden gelen bir sosyalizm anlayışı olamaz. Mahkemelerle verilen mesaj, saldırılarla verilen mesaj, siyasilerin tutuklanması ve son aslında Van halkının iradesini sahiplenmeye çalışan arkadaşlarımızın bugün hukuksuzca gözaltında tutulması verilen bir gözdağıdır. Bu verilen gözdağının kendisi bu sömürge hukukunun ne kadar daha ağır şartlarda devam edeceğinin, buna karşı AKP'nin ne kadar daha ileri gidebileceğinin göstergesidir. Buradan çıkarılacak olan sonuç da az önce belirttiğimiz gibi buranın nasıl kenetleneceğidir. Yani sosyalistlerin ve Kürt özgürlük mücadelesinin hareketinin ne kadar kenetleneceğidir, nasıl yan yana omuz omuza duracağıdır. Burada yani tek başına bu gibi demokrasi, hukuk vesaire söylemleriyle hareket edemeyiz. Bunun kendisi ancak omuz omuza mücadelenin kendisiyle gösterilebilir diye düşünüyoruz. Evet, bugün bu mahkemelerin kendisinde bir İntikam, bir öç alma durumunun kendisini görmekteyiz. Neyin intikamını almaya çalışıyorlar? Kürt halkının kazanımlarının intikamını almaya çalışıyorlar. Seçimin intikamını almaya çalışıyorlar. Kobani yenilgisinin intikamını almaya çalışıyorlar. Elbette bunu görmekteyiz ve o gün aldığımız tutumların da sonuna kadar arkasında durup bunun mücadelesini kat be kat daha fazla yan yana gelerek devam ettirmek gerektiğinin bilinciyle hareket etmek zorundayız. Buradan bizim çıkaracağımız ders, eğer ki bu mahkemelerle, bu yargılamalarla, bu tutuklamalarla bir intikam alınması planı varsa, bir gözdağı verme hesabı varsa, sosyalistler olarak her zaman hesaplaşmaya hazırız, her zaman hesaplaştık. Yine hesaplaşmaya devam ederiz. Onların bu yargısı devam edecekse, onların bu savaşı devam edecekse, bu hukuku devam edecekse, Kobani direnişi de devam edecektir, Van halkının direnişi de. İradesi de bu adliyelerde, bu sokaklarda devam edecektir. Bunun mesajını vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir kez daha rejimin yargı eliyle, yargıyı bir sopa gibi kullanarak, rejimin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bekası için almış olduğu hukuksal değil siyasi bir kararla karşı karşıya kaldık. Bu baskı, bu faşist rejimin karşısında her yerde nasıl Van'da birlikte direndiysek her yerde birlikte direnmeliyiz. Normalleşme dedikleri şey Kürt'e kadar normalleşme. Normalleşme dedikleri şey emekçi halka kadar normalleşme. Alevilere kadar normalleşme, kadınlara kadar normalleşme. Normalleşme dedikleri şey bütün bu baskı, zulüm politikalarının üzerine örtmek. Bu halk bunca zulme, bunca baskıya rağmen, yani iktidarın bütün gücü elinde tutması, cezaevi kapısını sürekli göstermesi, işte 1 Mayıs'ı, Van'ı cezalandırmaya, Kobani'yi cezalandırmaya çalışmasına karşı bu halk bu rejime, bu iktidara biat etmeyeceğini
her şekilde, her süreçte çeşitli araçları, yöntemleri geliştirerek gösterdi. Son yerel seçimde bunun bir örneği. Bizim bu direnişi, bu kabul etmemeyi, bu biat etmemeyi şimdi Van direnişinde olduğu gibi aktif, direngen, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden, Kürtlerle sosyalistlerin köprülerini kuran, Türk emekçileriyle Kürt emekçilerini yan yana getiren bir zeminde hareket etmemiz lazım. O zaman o hareket biçimini sağlayabilirsek Van'da kazandığımız gibi her yerde kazanmaya, bu ülkede bu iktidarı tarihin çöplüğüne atmakta başarılı olacağımıza eminiz. Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek derken kimdi saldıran Kobani'ye, kimdi IŞİD'di. Düştü düşecek diyen de yani IŞİD yanlısı olduklarını buradan söylemişlerdi. IŞİD Kobani'nin düşmemesi, Kobani zaferi onları rahatsız eden bir yerdeydi. Yani IŞİD'in tamamen kendi kullandıkları bir aparat oldukları burada görülüyor yani. Burada şey değil. Yani özellikle Kürt halkının oradaki direnişi, oradaki mücadelesi o şeyi, ama tabii ki hala daha onu şu anda IŞİD'i daha da güçlendirmeye yönelik şeyler yapıyorlar, ama şey neydi, Kobani direnişi neydi? Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda büyük bir vicdan ayaklanmasıydı. Bu vicdan ayaklanmasıydı bir şeyde, dünya kamuoyu bakımından. Bu anlamda da büyük bir, hani oradaki gelen tepkiler de tabii buradaki moral motivasyonu arttıran, Kobani'deki direnişi arttıran bir işler gördü. Özellikle tutsak siyasetçilerin direnişi biraz daha onlara geri atıldı. Dışarıda da bu mücadele biraz da yükseldiğimiz oranda onları özgürlüğünde kavuşturabiliriz. Yani önemli olan dışarıdaki sahiplenme.